Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda geometrik desenli çok güzel kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motif desenini, tığ işi, çanta, hırka, kazak, masa örtüsü, runner gibi farklı projelerde değerlendirebilirsiniz. Ve desenin anlatımını yaparken Himalaya amigurumi koton iplikler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine son kez 3 trabzan yapalım. Yan yana 4 tane trabzan grubu yapmış olduk. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. 3 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamladık. İkinci sıraya geçerken zincir boşluğuna gelene kadar alttaki trabzanların tepesine kaydırma yapalım ve boşluğun içerisine de kaydırma. İkinci sıra için 3 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yapalım. Üç zincir ve altta görmüş olduğumuz tüm zincir boşluklarına 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız ve her köşe arasında 3 zincir yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma, 1 zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, alttaki trabzanın tepesine ikinci sık iğne ve alttaki trabzanın tepesine üçüncü sık iğne. Boşluğa 1 sık iğne, 2 zincir, aynı boşluğa 1 sık iğne, alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 sık iğne, 4 zincir, alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 sık iğne,
Boşluğa bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 sık iğne. 4 zincir ile sonraki köşeye geçiş yapalım. Ve diğer kenarlarda yapmış olduğumuz gibi trabzanların tepesine 3 sık iğne, köşeye 1 sık iğne, 2 zincir, 1 sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 4 zincir, ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, 1 zincir ile ipi burada keselim ve ikinci renge geçiş yapalım. Toplam yeşil renk ile 3 sıra yapmış olduk. Ve herhangi bir köşeden ipliği sabitleyelim. Köşelerde yapmış olduğumuz 2 zincir boşluğunun içerisinden 3 zincir aynı boşluğun içerisine 3 ikili trabzan, 3 zincir, 4 ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Ve birinci köşeyi bu şekilde oluşturduk. 2 zincir yapmış olduğumuz 4 zincir boşluğuna sık iğne. 2 zincir ve sonraki köşede bulunan zincir boşluğuna 4 trabzan, 3 zincir, 4 trabzan yapalım. İki zincir, ortadaki zincir boşluğuna sık iğne, iki zincir ile diğer köşelerde ve kenarlarda da aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir ortadaki zincir boşluğuna sık iğne, 2 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine de kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 trabzan.
ve birinci köşeyi bu şekilde tamamlamış olduk. 2 zincir, alttaki sık iğnenin tepesine 2'li trabzan, 2 zincir, alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 ikili trabzan, 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan, alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan. Tekrar 2 tane yan yana kutu oluşturacağımız için 2 zincir, sık iğnenin tepesine ikili trabzan, 2 zincir ve alttaki trabzanlardan başlayarak yan yana 4 trabzandan sonra köşeyi oluşturalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir, ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yapalım. 1 zincir, sonraki trabzandan başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar yan yana sık iğneler yapalım. 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne yapalım. Yan yana kutuların olduğu noktaya gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana sık iğne. Kutuların içerisine 2 sık iğne. Fakat trabzanın tepesine de 1 tane sık iğne yapalım. Köşeye gelene kadar trabzanların tepesine sık iğne. Köşeye 2 sık iğne, 3 zincir, 2 sık iğne. Alttaki trabzanların tepesine tekrar sık iğne, kutuların içerisine 2 sık iğne, trabzanın tepesine 1 sık iğne ve alttaki trabzanların tepesine de sık iğne yaparak bu kenarda yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman kutuların içerisine ve trabzanın tepesine de sık iğneleri yapalım. Ve burada ipi keserek ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinden gizli birleştirmeyi yaparak motifimizi tamamlayalım. İç içe geçmiş V'leri de bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de çok sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebilirsiniz. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda
Anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.